Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın olur mu? Bahar geldi, her yer rengarenk çiçekler açtı. Özellikle bu mevsimde en fazla etrafınızda gördüğünüz bu sarı çiçekler. Adı acı günek. Diğer adıyla radika. Radika olarak çok duymuşsunuzdur. Kara hindiba, acı günek, radika. İnanılmaz faydalı bir bitki. Karaciğer dostudur, safra kesesi taşlarını düşürür, karaciğer yağlanmasını engeller. Sindirimi kolaylaştırır, probiyotiktir yani bağırsak dostudur. Antioksidandır, cildi gençleştirir, romatizmal ağrılara iyi gelir. Ben de bugün kendimi İstanbul'un Bahçeli sokaklarına attım kendimi. Hava da çok güzeldi. Bol bol bu sarı çiçeklerden kopardım. Aman dikkat. Her sarı çiçek radika değildir. Özellikle radikanın yaprakları bu şekildedir arkadaşlar. Şimdi göstereceğim kara hindibanın yapraklarını. Oldukça güzel, lezzetli bir tadı vardır. Aslında biraz da acıdır. Acı güneklendirmesinin sebebi de odur. Eğer damak tadınıza uygun değilse çok hoşlanmayabilirsiniz ama gayet faydalı. Bu şekilde taze olarak tüketebilir, salatasını yapabilir veya kavurarak yemeğini hazırlayabilirsiniz. Peki ben bu videoyu niye çektim? Bu güzel sarı çiçeğin faydaları çok fazla arkadaşlar. Sizinle beraber kara hindiba çiçeği balı yapacağız. Yine çok özel bir tarif. Lütfen not edin. Her aşamasına çok dikkatli dinleyin. Atlamadan izleyin. Annemden öğrendim ben kara hindibayı çocukluğumuzdan beri bol bol yeriz. Hadi tarifimize başlayalım. Kara hindiba çiçeklerimizi suyu berraklaşana kadar, su berraklaşana kadar yıkıyoruz. En son yıkama içinde yine bol miktarda suyumuzu derin bir kaba döküyoruz. İçerisine de bir yemek kaşığı sirkemizi ilave edeceğiz. Neden bu işlemi yapıyoruz? Çiçeklerimizin arasında minik minik küçük küçük siyah böcekler olabilir, parazitler olabilir. Onlar suya kendini bıraksın diye sirkeli suda 5 dakika bekliyoruz. kara bağ çiçeklerinin sadece çiçek kısmını kullanmanızı tavsiye ederim. Ben damak tadı da olarak bana uyduğu için ben saplarını da kullanacağım. Lütfen siz sadece çiçekleri kullanın. Burada yaklaşık 3 avuç kara hindiba çiçeğimiz var. Takribi 500 adede tekabül eder. Yani sayı çok önemli değil. Bir 3 avuç e, kullanmanız yeterli olacaktır benim verdiğim ölçülerle. Güzelce suya bastırıyoruz. 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika beklettikten sonra kara hindiba çiçeklerimizi ve yapraklarımızı sirkeli sudan çıkartıyoruz. Sonra tekrar bir suyun altında bir sudan geçirdim ben. Siz de o işlemi yapabilirsiniz. Sirkeli bir tat olmasın diye. Daha sonra da böyle bir sebze kurutucum var. Bunu içerisine koyup e, tekrar kurutma işlemini yapıyorum oldukça pratiktir. Çok severek kullandığım bir ev aletidir. Güzelce bir tenceremizin içerisine arkadaşlar 5 su bardağı içme suyumuzu koyuyoruz. Yani 1 litre kadar suyumuzu ilave ettik. İçerisine de yapraklarıyla beraber kara hindiba çiçeklerimizi koyuyoruz. Koyduktan sonra yaklaşık 2 saat kadar bekliyoruz. Daha sonra ocağımıza alacağız, ocağımızda kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, kaynadı. Kaynadıktan sonra 5-10 dakika daha kaynatıyoruz ve daha sonra altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle, böyle sarımsı yeşilimsi bir rengi oldu. Kokusu da çok güzel. Burada 2-3 saat demlenecek. Bu arada soğumuş da olacak. 2-3 saat sonra artık kara hindiba çiçeğimiz demlendi. Bir çay gibi oldu aslında. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Şimdi süzme işlemi yapacağız. Süzme işleminde bu şekilde süzgeç kullanabilirsiniz. İsterseniz tülbent kullanabilirsiniz. Ama süzgeçte yeterli olacaktır. Güzelce suyunu süzdürüyoruz. Ve ben güzelce avcumla sıktım, iyice suyunu çıkardım. Şeker hastaları bu şekilde de tüketebilirler. Eğer uzun süre nasıl saklayacağım diye düşünürseniz buz kalıplarına dökün, dondurun, uzun süre bu şekilde saklayabilirsiniz. Bu çok önemli bir tüyo. Ee, biz tabi bal yapacağız dedik. 500 gram şeker ilave ediyoruz. Pek çok tarifte 1 kilo diyor ama 1 kilo bence çok geliyor buna. Hatta fazla geliyor. Eğer bunun yerine başka bir tatlandırıcı kullanabiliyorsanız kullanabilirsiniz tencereyi alıyoruz. Tabi bu işlemi tencerede de yapabilirsiniz. Ben çekim yapıyorum diye öyle işlem yaptık. Şimdi ocağa alacağız. Şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Güzelce şekerimiz eridi. Bu arada kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan sonra sevgili arkadaşlar bir yarım saat kaynatacağız. Bakın gördüğünüz gibi yarım saatin sonunda böyle çok güzel baloncuk baloncuk kabarmaya başladı. 30 dakika süre yeterli olacaktır. Daha sonra bir yarım taze limon suyumuzu sıkacağız. Bu neden yapıyoruz? Bir şekerlenmesin şurubumuz, ikincisi de lezzeti artsın diye limon suyumuzu içerisine ilave ettik. Yine bir 2-3 dakika limon suyu ile beraber kaynatıyoruz. Evet. 2-3 dakika sonra kaynatma işlemimiz bitti. Ocağımızın altını kapattım. Kara indiba çiçeği şurubumuz, balımız hazır arkadaşlar. Bu arada ben daha önce böyle buzdolabına attım, dondurdum kıvamını size gösterebilmek için. Bakın bu şekilde. bir bal kıvamında, çok böyle koyu kıvamlı olmasına gerek yok. En iyisidir bir şurup yapıyoruz. Daha sonra sıcak sudan geçirilmiş kavanozlarımıza döküyoruz. Her zaman derim bu tip şurupları ve karışımları kullanmadan önce mutlaka doktorunuzun onayını almayı unutmayın. Günde 2-3 yemek kaşığı yetişkinler tüketebilirler. İnşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı ve zil butonuna da basmayı unutmayın olur mu? Afiyet olsun. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Şifa olsun.